Kardeşlerim rüyada hamam görmek ne demektir? Rüyada hamam görmek eş ve kadına tabir edilir. Bazen de borca, sıkıntıya, kedere de işaret edilir kardeşlerim. Bir kaynakta da şey görmüştüm. Rüyada diyor hamam görmek piyasanın durgunluğuna işaret etmektedir diye tabir edilmekte. Rüyada hamam yaptırdığını görmek o da kötü bir iş yapmaya kardeşler gam ve kedere işarettir. Hamamla alakalı hayra yorulan rüyalardan bir tanesi şu. Hamamda böyle ılık bir suyla yıkandığını, duş aldığını görmek. Bu sevinç ve mutluluğa işaret, efendim borcunu ödemeye işaret, günahlardan arınmaya işaret. Hamamda mesela çok sıcak bir suyla böyle hani döktüğünde falan <laughs> yaptığını hissedeceğin böyle sıcak bir suyla yıkanmak üzüntüye kardeşler soğuk suyla yıkanmak hastalıklardan kurtulmaya işaret eder. Rüyada hamamın kapı ve pencerelerini açtığını görmek üzüntü ve kederin gitmesi anlamında tabir edilir. Hocam diyor rüyamda hamama elbiseyle gittiğimi görüyorum. Elbiseyle hamama girdiğini görmek sıkıntı ve ıstırap anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Üzerinde elbise olduğu halde hamamda yıkandığını görmek, o da Allah muhafaza, kötü biriyle evlenerek çok acı çekmeye veya aşırı derecede borç altına girmeye işarettir sevgili kardeşlerim. Rüyada bir hamamda kadın erkek beraber yıkandığını görmek o da musibete ve fenalığa işarettir sevgili kardeşlerim. Musibet ve fenalık olarak tabir edilmektedir. Rüyada hamama gittiğini görmek kardeşler bazı rüyalar gibi birçok şeyi çağrıştırır. Kimi zaman böyle iğrenç bir yeri simgeler diye mesela ifade ediliyor. Çünkü derler ki hamam günah yeridir. Hani bir sürü insan böyle avret mahalle açık çoğu yani göbekle diz kapağı arasa ama adam, o bile açılıyor adamın yani görüyorsun. O yüzden çok böyle tavsiye edilmez biliyor musun hamamlara gitmek falan. Bazen de kuş yuvasıyla sembolize edilir. Çünkü kişi hani yıkanmakla temizlenir. Kendini kuş gibi hafif hisseder ya. Oradan bu çağrışım yapılıyor. Bununla beraber rüyada hamama gittiğini görmek korkudan veya kederden kurtulmaya, falan hastalıktan şifa bulmaya ...veya ferahlık bulmaya da tabir edilir sevgili kardeşlerim. Rüyada hamama gitmek tevbeye işaret eder derler bazı kaynaklarda. Bir kimsenin hamama gittiğini görmesi rüya sahibinin hamamın sıcaklığı oranında... ...sıkıntıdan kurtulacağı şeklinde yorumlarda vardır bazı kaynaklarda. Rüyada hamama gittiğini gören rüya sahibinin durumunun değişeceği noktasında ifade edilir. Rüya sahibi iyi ve temiz bir yerden böyle kötü ve pis yere gittiyse onun da durumu iyi'den kötüye dönüşür diye yorumlanmaktadır. Kardeşlerim rüyada hamama gitmek şayet iyi yerden kötü bir yere gittiyse e, rüya görenin durumu aksi yönde gelişir diye kaynaklarda ifade edilir. Rüyada bir hamam gördüyseniz bu sağlık için bulunduğunuz ortam ve kişilerden bir süreliğine uzaklaşacağınız manasına gelir. Yeni arkadaşlıklar olarak da kardeşlerim bu yorumlanabilir. Rüyada hamamı mesken edinmek yani hep hamamda olduğunu görmek sürekli böyle kötülüğü meslek edinmek anlamında yorulur ki Allah muhafaza. Kötü bir şey yani kötülüğü artık alışkanlık haline gelmiş. Anladın mı? Adamda iyilik adına hiçbir şey yok. Hep kötülük. Vardır ya böyle insanlar. Bu tür insanları çağrıştırır. Allah muhafaza. Sevgili kardeşlerim, rüyada hamam görmek bazı kaynaklarda eş, efendim kız kardeş veya kadın cihetinden böyle gelecek meşakkat anlamında yorumlanmaktadır sevgili dostlarım. Rüyada hamamcı olduğunu görmek iyi biriyle evlenmeye, kadının hamamcı olduğunu görmesi emrindekilerin ıslahıyla uğraşmaya kardeşler işaret eder. Rüyada hamamla alakalı mesela şey derler. Görülen hamam eğer böyle sıcak, efem sabun Rüyada Hamam görmekle alakalı mesela şey derler eğer görülen hamam böyle sıcak, sabunlu, buharlıysa sıkıntı büyük demektir. Ama böyle sabunsuz, buharsız, efendim, temiz suyu akan hamam ise sıkıntıların geçeceğine işaret eder. Rüyada hamam yapmak veya hamamı tamir etmek kardeşler bu da iyi değildir. Yani e, hayra yorulmaz pek. Ama mesela rüyada bir hamamın yıkıldığını görmek, kardeşlerim bu hayra işaret eder. Rüyada hamamın yıkıldığını görmek hayra alamettir sevgili kardeşlerim. Rüyada hamama girdiğini görmek kedere işarettir. Orada yıkanmak su şayet ılıksa, ferah ve sevince, sıcaksa keder ve hüzne delalet eder. Hamama girdiğini gören Hamamın sıcaklığı nisbetinde sevince uğrar diye kardeşlerim yorumlanmaktadır. İbni Kesir'in e, tabirine göre hamamda böyle ot tutup e, tutunup temizlendiğini ve vücudunu guslettiğini gören eğer korkan birisi ise emniyete erer, kederli ise feraha erer, zayıfsa e, hastaysa iyi olur, borçluysa borcunu öder, zenginse şayet malı artar. Hamamda sıcak su içtiğini gören ağır bir hastalığa tutulur. Ya rüyada mahallesinde bir hamam olduğunu görmek o civarda kötü bir kimsenin bulunduğuna işaret eder sevgili kardeşlerim. Cafer-i Sadık Hazretleri de. E, rüyada hamam görmeyi altı şekilde yorumluyor. Karı koca, gam ve keder, borç, işlerde durgunluk ve bozukluk, iyi bir dost ve alacak şeklinde kardeşlerim tabir etmektedir. Hamamın kapısına kadar gelip içeri girmediğini görmek bir adamla kavga edeceğinize işaret. Hocam diyor ben rüyamda hamama gitmişim. Orada bir şeyimin çalındığını gördüm. Bu da kardeşler insanın böyle yönetime karşı veya yani bir hükümete karşı bulunduğu yerin yönetimine karşı davacı olacağı, dava açacağı anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Allahu Teala hayırlara vesile eylesin. Allah'ım inşallah hayra çıkarsın can kardeşlerim. Sizler de tabirlerini merak ettiğiniz bir rüyanız varsa İnşallah e, videonun yorum kısmına yazın, rüyalarınızın tabirlerini sizlerle paylaşırız. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.